Kanal 3 ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Kanal 3 gün ortası haber bültenimizle karşınızdayız. Evet efendim, Afyonkarahisar son 3 günde 3 kez sallandı. Son olarak bu gece yarısı 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremlerin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı. Afyonkarahisar'da bulunan fay hatlarında hareketlilik yaşanıyor. Cuma günü meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından Afyon yine sallandı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü. Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada merkez üssü Afyonkarahisar olan depremin sabaha karşı saat 3.14'te meydana geldiği, derinliğinin de 10,26 kilometre olduğu kaydedildi. Afyonkarahisar kent merkezinde de hissedilen ikinci deprem ise sabah saat 8.41'de Sadık Bey merkezli yaşandı. 2,7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 112 acil çağrı merkezine şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı. Açıklamada deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerine yer verildi. Evet değerli izleyenler, Afyonkarahisar son 3 günde 3 kez beşik gibi sallandı. Peki bu depremlerin nedeni ne? Şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Çağlar Özkaymak var. Sayın hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Afyonkarahisar 3 günde 3 kere sallandı. Peki bu depremlerin nedeni nedir? Evet, depremler meydana geliyor. Çok ilginçtir. Bugün de aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında 13 Ekim günü uluslararası afet risklerinin azaltılması günü olarak ilan edilmişti. Ve bugün de Afyonkarahisar depremle uyandı güne. Sizin de dediğiniz gibi son günlerde depremler meydana geliyor. Bugün de 03.14'te orta şiddetli bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre 4.4 büyüklüğündeki bir deprem. Birçok vatandaşımızı da uyandırdı olasılıkla gece vakti. 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kayıtlanmış depremin. Depremin dış merkezine baktığımızda Afyonkarahisar-İzmir karayolunda Karahisar Tüneli'nin yaklaşık 1 kilometre kadar güneyinde dağlık bir alanda olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana şoktan sonra yaklaşık 5 saat sonra 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu artçı bir depremdi, birincinin devamı bir deprem. Evet. Deprem sonrasında tabii sabahleyin çözümler yapıldı, veriler paylaşılmaya başlandı rasathaneler tarafından. Biz de Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama Araştırma Merkezi olarak bunları takipteydik zaten. Biz bölgede zaten uzun yıllardan beri hem GNSS çalışmalarıyla, uydu GPS çalışmalarıyla hem saha çalışmalarıyla bölgedeki fayları takip ediyoruz üniversite olarak. Baktığımızda elde ettiğimiz verilere bu deprem 1977 yılında başlayan bir aslında sismik aktivitenin devamı. Yani yeni bir deprem değil. Bu bölgede Gecek Fayı diye bir fayımız var. Afyonkarahisar'ın yaklaşık 15 kilometre kadar kuzeybatısında Köprülü Köyü'nün hemen kuzeyinden geçer, Gazlıgöl'e doğru gider. Afyon Havzası'nı kuzeyden sınırlayan hatta Ömer Gecek termal alanlarının da oluşmasına katkı sağlayan, kaynaklık eden bir fay Gecek Fayı. Evet. Güneye doğru eğimlidir Gecek Fayı. Deprem 10 kilometre derine indiğimizde, güneye doğru yaklaşık 60-70 dereceyle indiğimizde Gecek Fayı'nın üzerine denk geliyor yer kabuğunun içerisinde. Evet Sayın Hocam. Şimdi, çok
Teşekkür ederim. Şimdi özellikle izleyicilerimizden gelen bir soru var. 11 ile etkileyen depremlerden sonra depremlere karşı önyargılı olmaya başladık. Korkulacak durumlar var mı diye. Özellikle izleyicilerimizden mesajlar geliyor. Son 3 günde yaşanan bu 3 büyük deprem, büyük bir depremin habercisi mi diyorlar Sayın Hocam? Şimdi bu depremlere büyük bir depremin habercisi demek doğru olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu depremler az önce de söylediğim gibi son 50 yıldır gece pay üzerinde, bu deprem üzerinde söylüyorum, devam ediyor. 75 tane deprem olmuş 1950 yılından beri bu bölgede. Yani bunlar 3, 3,5, 2, 2 küsür büyüklüklerde devam ediyor. Bu 4,4 şu ana kadar en büyüğü gece pay için söylüyorum. Evet. Dolayısıyla hani burada devam eden bir süreç var. Ve bu fayın da üretebileceği maksimum zaten deprem. Hani 6,2'dir. Yani kırılırsa 6,2 büyüklüğünde deprem üretir dememizin sebebi hani kırılacak anlamında değil. Sadece biz önlemimizi alalım. Hani ne zaman kalacağını bilmiyoruz. Şu anki teknolojide bunu söyleyemiyoruz. Tahminler var geleceğe yönelik olarak. Bu diri bir fay, Türkiye diri fay haritasında diri bir fay olarak tanımlanmış. Büyük deprem üretebilir mi? Evet, böyle bir potansiyeli var, üretebilir. Fakat ne zaman olacağını bilmiyoruz. Hani bunu yarınmış gibi, böyle büyük bir deprem meydana gelecekmiş gibi lanse etmek doğru bir şey değil. Yani bu büyüklükteki, 6,2 büyüklükteki 1000 yıl sonra da olabilir, 700 yıl sonra da olabilir. Ama böyle bir potansiyeli var demek istiyorum bu fayın. Net bir şekilde bir yorum yapmak evet, doğru olmaz yani, diyorsunuz hocam sizler de. Kesinlikle. Evet hocam, peki Afyonkarahisar ve çevresi, evet. Evet hocam, diri fay hatlarından hangileri aktif Afyonkarahisar'da? Bu konu hakkında da izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Tabii Afyonkarahisar'da çok fazla diri fay var. Yani bizim bulunduğumuz bölge çok kırıklı bir yapıya sahip. Yani gecek fayı bunlardan bir tanesi, erken fayı bunlar, gazlı göl fayı, ışıklar, çobanlar, doğuya doğru gittiğimizde Sultan Dağı, Bolvadin fayı, Sandıklı fayının da son yıllarda yapılan çalışmalarda diri bir fay olduğu ortaya çıktı. Sandıklının altından geçen bir fay. Dinar fayı var benzer şekilde. Dolayısıyla yani özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Afyonkarahisar diri fay sayısı bakımından Türkiye'deki ilk 5 il arasında. Yani biz Türkiye'nin, ülkemiz zaten sismik olarak aktif. Türkiye'nin de en aktif alanlarından bir tanesiydi Afyonkarahisar olarak. Evet, hocam. Dolayısıyla bizim yaşadığımız bu coğrafyada bu tip depremlerin meydana gelmesi çok normal. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani sosyal medyada bazen görüyoruz. Çok biriki kirliliği de olabiliyor. Çok doğru olmayan şeyler de olabiliyor. İşte 7,2 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi. Hani bunlara çok fazla inanmayıp resmi kaynaklardan, işte valimizden, üniversitemizin resmi kanallarından yapılan açıklamalara özellikle dikkat etsinler. Ve hani şunu da bilsinler ki üniversitemiz, Afyonkarahisar Valiliğimiz İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 2020 yılında başlayan bir çalışma başlattı ve devam ediyor. Önemli aşamalar da kaydettik bu çalışmalar kapsamında. Bu çalışmaları hızlandırarak devam ediyoruz. Burada birçok eylem planı var. Burada işte ülke il bazında sorumlu kuruluşlarımız var. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor ve umuyorum ki ben gelecek yıllar içerisinde yapacağımız çalışmalarla kısa süre içerisinde ilimizi afete dirençli bir hale getireceğiz. Evet hocam, değerli bilgileriniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyoruz. Çok sağ olun hocam, teşekkürler. Evet değerli izleyenler, tekrardan hatırlatalım. Afyonkarahisar 3 günde 3 kez sallandı. Az önce telefon hattımızda da yine Profesör Doktor Çağlar Özkaymak vardı. Çağlar Hoca korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Özellikle büyük bir depremin habercisi olmadığının da altını çizdi diyelim. Evet, sosyal medyada da yine depremle ilgili birçok bilgi dolanıyor. Hocamız özellikle şu konuya da vurgu yaptı. Sosyal medyada yer alan bilgilere çok fazla inanmayalım. Özellikle üniversitenin ve valiliğin sosyal medya hesaplarında, yine internet sitelerinde bilgiler doğrultusunda hareket edelim dedi efendim. Tekrardan Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında bilanço ağırlaşıyor değerli izleyenler. İsrail'in son hava saldırılarında 11 Filistinli ve 26 Lübnanlı hayatını kaybetti.
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının sonu gelmiyor. Kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan İsrail yine mülteci kamplarını vurdu. Gazze şeridindeki Nusayrat ve Cübaliye mülteci kamplarında düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42 bini geçti. İsrail, Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın doğusundaki Balbek bölgesinde yer alan hastaneye hava saldırısı düzenlendi. Büyük zarar gören hastanedeki hastalar cam ve şarampol parçalarından yara aldı. Son saldırılarda 26 Lübnanlı hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 104 ülke ve Afrika Birliği ortak bir mektupla İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri istenmeyen adam ilan etmesini kınadı. Mektupta itidal çağrısı yapıldı. İsrail geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i istenmeyen adam ilan etmişti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 104 ülke konuya ilişkin bir mektup yayınladı. Mektupta Birleşmiş Milletler'in görevleri arasında Orta Doğu'da arabuluculuk ve insani yardım desteği sağlamanın da yer aldığının altı çizildi. Bölgede gerginlik günden güne artarken tüm taraflara Birleşmiş Milletler'le yapıcı diyalog sürdürmeleri çağrısı yapıldı. Peki ne olmuştu? İsrail yönetimi, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınamayan ve Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i istenmeyen adam ilan etmişti. Guterres'in ülkeye girişini de yasakladığını duyurmuştu. Katz'ın istenmeyen adam çıkışına Birleşmiş Milletler üyesi 104 ülke ve Afrika Birliği hazırladıkları mektupla Orta Doğu'daki krize barışçıl çözüm bulunmasına yönelik girişimlere destek vermeleri çağrısında bulundu. Evet efendim, Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçak Antalya Havalimanı'na indiği sırada iki tekeri birden patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamayı ekranlarınıza getiriyoruz. Uçakta korku dolu anlar yaşandı. Münih-Antalya seferini gerçekleştiren Corendon Hava Yolları'na ait uçağın inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçuş trafiği ise herhangi bir aksaklık olmadan devam etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Corendon Hava Yolları'na ait TC-TCV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında iniş sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Çengelköy'de bir çorbacıyı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görenler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıkarak sokağa indi. Çorbacıyı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre Vahdettin Köşkü'nde vakit geçirdikten sonra oradan ayrıldı. Çengelköy'e geldiğinde Erdoğan aracını durdurdu, bir çorbacıya girdi. Küçük büyük çorbacıda bulunan herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Gençlerle sohbet eden, fotoğraf çektiren Erdoğan çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyenler kalabalıklar oluşturdu. Erdoğan çorbacıdan ayrılırken Allah seni başımızdan eksik etmesin ve reis nidalarıyla uğurlandı. Evet değerli izleyenler, Erdoğan Balkan turu dönüşünde de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreci değerlendirdi. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın dedi. Erdoğan AK Parti'nin büyük kongresine giden süreci ilişkinde önemli bir mesaj verdi. Partide ve kabinede değişikliklerin olacağını söyledi. Ortaya konulan tavır olumlu ve anlamlı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM partilerle tokalaştığı görüntüleri bu sözlerle değerlendirdi. Ülkemizde demokrasiyi güçlendiren her adıma desteğimiz tamdır dedi. Sözü tokalaşmayla başlayan süreç üzerinden yeni anayasa çalışmalarına getirdi. Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni anayasa konusunda toplumsal mütabakatın tabanını genişletebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgesel gelişmeleri hatırlatan Erdoğan, iç cepheyi sağlam tutmak önemli dedi. Algı operasyonlarına karşı sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum. Böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler ifadelerini kullandı. Erdoğan, AK Parti'de ve kabinede değişiklik olacak mı sorusuna da cevap verdi. Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz ki iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi kabinede de değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir. Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri sonrası cezasızlık algısı tartışmalarını da değerlendirdi Erdoğan. Yasal düzenlemelere işaret etti. Toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Ceza infaz sisteminde yapacağımız değişikliklerle suç işleyen cezaevine mutlaka gireceğini bilecek. Suçla en etkin mücadeleyi sağlayacak yapısal değişikliklere de ihtiyaç duyulması halinde onların da adımını atacağız. Suç tiplerine göre daha net ve caydırıcı ceza politikaları uygulayacağız. Gündemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü gıda denetimleri ve köftede domuz eti tartışmaları da vardı. Erdoğan, yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde denetim raporunun yayımlandığını hatırlattı. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor. Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütleriyle mücadelesinde başarılı operasyonlara daha imza attı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada teröristler için hiçbir yer güvenli değil denildi.
AK Parti'nin savunma sanayiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle kredi kartına katkı payı, drone ve kol saati alımına da ÖTV geliyor. Ayrıca tapu ve noter işlemleri için de ücret alınacak. Kredi kartına katkı payı, drone ve kol saatine ÖTV, alım-satım işlemlerine şimdi de savunma vergisi geldi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ilave kaynağın oluşturulması amacıyla hazırlanan kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye'de ilk kez 13 Kasım 1985'te resmi gazetede yayımlanan Savunma Sanayi Destekleme Fonu 40 yıl sonra yeniden gündemde. Üstelik tapu ve noter işlemleriyle. Yeni düzenleme ile gayrimenkul alım satımlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira alınacak. Tapuda yapılan diğer işlemler için de para kesilecek. Bu tutarsa 375 lira. Araçların noter işlemlerinden ücret alınacak. Vatandaştan sıfır araç tescillerinde 3000 lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerdense 75 lira alınacak. Kredi kartı kullanıcılarına da ek maliyet geliyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira savunma sanayi yatırımları için kesilecek. Fona tahsilat yapılan motorlu taşıtlar vergisinde de düzenlemeye gidildi. Silindir hacmi 100 cc'nin altında olan ve motor gücü 6 kW'ı geçmeyen motosikletler de motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak. Ayrıca 5000 liradan yüksek kol saatlerinden ve dronlardan da ÖTV alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan savunma sanayi katkı payı düzenlemesini içeren kanun teklifi için açıklama geldi. Yılmaz, buradan bütçeye tek bir kuruş gitmeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Türkiye İnovalik Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Savunma sanayi ve iş dünyası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na yönelik bir destek içeren kanun teklifinin meclise sunulduğunu belirtti. Teklifte Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini arttırmaya yönelik çeşitli maddeler bulunuyor. Teklife göre limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Savunma Sanayi Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son pakette ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir. Yılmaz son dönemde ihracattaki artışa da dikkat çekti. 2022 yılı öncesinde 33.500 firmamız ihracat yaparken 2023 yılında bu sayı 140 binlere ulaşmış durumda. 2024'ün ilk 9 ayında bu rakam 160 bini geçmiş. Evet efendim, trafik ekipleri bir haftada 3 milyona yakın aracı denetledi. Toplam 549 bin araç hakkında işlem yapılırken bunların yaklaşık 143 binini hız ihlali nedeniyle kesilen cezalar oluşturdu. Emniyet ve jandarma ekipleri trafik denetlemelerine son hızla devam ediyor. Ekipler son bir haftada 2 milyon 912 bin 29 aracı denetledi. Bu araçlardan 549 bin 57'sine işlem yapıldı. Yılının ilk 9 ayında 200 bin 38 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bunun %37,5'i hız ihlalinden kaynaklandı. Trafik ekipleri son 7 gün içinde hız ihlalinde bulunan 142.823 kişiye ceza kesti.
Denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan 23.233 kişiye cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanarak hem kendi canını hem çevredekilerin canını hiçe sayan 20.156 kişiye de işlem yapıldı. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takan 322 sürücü de ceza aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trafik kazalarında en büyük etkenin aşırı hız olduğuna dikkati çekti. Yerlikaya, hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için mobil radar araçlarımız ve elektronik denetleme sistemlerimizle hız denetimlerimiz gündüz ve gece olarak sürüyor ifadelerini kullandı. En güvenli yer bulunduğunuz koltuktur. Sizi koltuğa emniyet kemeri bağlar. Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servis yoldan çıkarak devrildi. Kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan servis şarampole devrildi. Kazanın adresi bu kez Karaman'dı. Karaman Mersin Karayolu'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs önce çam ağaçlarına çarptı, sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çok sayıda yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada 59 yaşındaki Feride Keskin ve 8 yaşındaki Adem Poyraz hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. Başkanlık seçimlerinin de yapıldığı Baro Genel Kurul toplantıları başladı değerli izleyenler. Türkiye'nin en büyük ikinci barosu olan Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurulu'nda terör propagandası kavga çıkarttı. Kadın, yaşam, özgürlük nidaları atan gruba "Ne mutlu Türk'üm" diye şeklinde cevap gelince ortam bir anda gerildi, kavga çıktı. Genel Kurul'da bugün yapılacak seçimde Baro Başkanlığı için 8 aday yarışacak. Ankara Barosu'nda PKK propagandası ortalığı karıştırdı. Sandalye ve tekmeler havada uçuştu. Ankara Barosu 68. Genel Kurulu'nda Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü propagandası yapınca tansiyon birden yükseldi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Kadın Yaşam Özgürlük" sloganına bir grup "Ne mutlu Türk'üm" diyene karşılığı verdi. Gerilim bir anda arttı. Sahneye çıkan bazı kadın avukatlar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve Kürtçe "Kadın Yaşam Özgürlük" nidaları attı. Ellerinde İstanbul Sözleşmesi yaşatır pankartları bulunan kadınlara bir grup "Ne mutlu Türk'üm" diyene şeklinde cevap verince ortam bir anda gerildi. İki grup arasında kavga çıktı. Lütfen yetişiyor mu size? Kavgada tekmeler, yumruklar, sandalyeler havada uçuştu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Gerilime son verilmesi için genel kurulda 20 dakika ara verildi. Aranın ardından genel kurula devam edildi. Arkadaşlar eğer sakin olmuyorsunuz... Kavgaya sahne olan genel kurulun ikinci gününde ise sandık başına gidildi. 8 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemleri sabah 9'da başladı. 7 grubun ve bir bağımsız adayın yer aldığı seçimlerde oy verme işlemleri 17'de tamamlanacak. Evet değerli izleyenler, Afyonkarahisar Barosu'nda da seçim heyecanı dün başlamıştı. Başkanlık için 3 isim aday olduğu baro seçimlerinde bugün de oy kullanma işlemlerine geçildi. Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin'in AK Parti İl Başkanı atamasının ardından aday olmadı. Afyonkarahisar Baro Başkanlığı için seçim heyecanı dün başladı. Başkan adayları Melahat İpek Yılmaz, Göktürk, Sedat Toprak ve Yunus Pektaş Baro Başkanı olmak için yarışıyor. Dün yapılan genel kurul ve konuşmaların ardından bugünse sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Afyonkarahisar Baro Başkanlığı için seçiminde 3 aday yarışıyor. İlk kez 3 adayın yarıştığı baro seçimlerinde oy kullanma Afyonkarahisar Baro Başkanlığı Hizmet Binası'nda başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de sona erecek ve sayıma geçilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ulusal eylem planları izleme platformu oluşturuldu. Platformla vatandaşlar ulusal eylem planları kapsamındaki faaliyetleri takip edebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir platform geliştirildi. Hayata geçirilen hizmetle ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planları kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Platform kapsamında ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planlarının ilerleyişi şeffaf şekilde izlenebilecek. Ulusal Eylem Planları izleme platformunun tanıtılması ve E-Devlet kapısı üzerinden de kolayca giriş sağlanması için bakanlık tarafından web sitesi de hazırlandı. Sorumlu kurumlar ulusaleylem.aile.gov.tr adresinden özel kullanıcı adı şifreleriyle veya E-Devlet kapısı üzerinden platforma kolayca giriş yapabiliyor. Uygulamayla kamu hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve vatandaşların sürece daha fazla dahil olması hedefleniyor. Evet değerli izleyenler, şimdi sizleri İstanbul'a götüreceğiz. Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Tedbir amacıyla alanın yanındaki bina da boşaltıldı. Olay İstanbul Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında bitişikteki binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi. Abi burada şu anda can güvenliğimiz yok. Hani binada şu anda çatlaklar var mı yok mu onlar belirsiz. Hani şu anda müteahhitin bu kadar insanın selsefil olmuş bu kadar ihtiyacı karşılaması lazım. Ekipler inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemi alırken bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Olayda çöken duvar nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Yaralanan olmadı. Bina sakinleri geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçirdi. Evet efendim, hava sıcaklıkları düşüyor, yağış yeniden dönüyor. Türkiye genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Rize ve Artvin için çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sonbahar geldi, havalar soğumaya başladı. Bir haftadır yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle mola veren serin hava geri dönüyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde düşecek ve yağışlar başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca kuvvetli rüzgar ve yağış yurt genelinde hakim olacak. Sıcaklıklar bazı yerlerde 11 derece birden düşecek. Termometreler 12 dereceye kadar inecek. Başkentte yağışlar sabah saatlerinde başlayarak gün boyu etkili olacak. İstanbul genelinde ara ara yağışlar etkili olacak. İzmir ve Antalya'da ise yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi polise bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldıran memurun tedavisi sürerken kaçan saldırgansa kısa sürede yakalandı. İstanbul'un en işlek noktalarından biri İstiklal Caddesi. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine sapladı. Saldırgan olayın ardından bölgeden kaçtı. Yaralı polis memurunun imdadına zabıta yetişti. Hastaneye kaldırılan polis tedavi altına alındı. Yakalanan saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edildi. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. O polisi buradan düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıktılar ve silahlıydılar, bir şey diyemedim.
Ama teke tek erkek erkeğe bir kavga etmek isterim kendisiyle. Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı efendim 13 Ekim 1923'ten bu yana bu şanlı görevi yerine getiren Ankara bugün büyük bir coşkuyla 101. yılına erişmiş olmanın mutluluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Kutlama programı Anıtkabir'deki etkinliklerle başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Kutlamaların ilk adresi olan Anıtkabir'deki kutlamalarda Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aslanlı Yolda beraberindeki heyetle birlikte yürüyerek Atatürk'ün mozelesine geldi. Vali Vasip Şahin burada Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Ankara Valisi Vasip Şahin burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ankara'nın başkent oluşu gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Evet değerli izleyenler, Ankara'daki etkinlikleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. Van'da 27 Eylül'de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ten 16 gündür hala haber yok. Çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen taramalı sonar cihazları da kullanılmaya başlandı. 27 Eylül'de Van'da arkadaşlarına sahile gideceğini söyleyerek kaldığı yurttan ayrılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış hala kayıp. Genç kızın son olarak yurttan ayrılırken görüntüleri ortaya çıkmış, daha sonra da kullandığı başörtüsü Van sahilinde bulunmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi için 217 personelin bulunduğu arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Hem havadan hem karadan devam eden arama çalışmalarında özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Türkiye'nin baskıları sonuç verdi. Almanya Türkiye'nin 40 Eurofighter savaş uçağı alması için yeşil ışık yaktı. Teknik heyet Türk taraflarıyla görüşmelere de başladı. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. Önce satın alındığı halde gönderilmeyen F-16'lar için alternatifler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. Ardından Almanya'dan Eurofighter alımı gündeme geldi. Almanya'da Türkiye'ye uçak ambargosu koyunca Erdoğan bir resti ona çekti. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çaba ve baskısı sonuç verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 40 Eurofighter Type 10 savaş uçağı alımında kritik eşik aşıldı. Almanya yeşil ışık yaktı. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya, Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan bu ülkelerden teknik bir heyet Türkiye'ye geldi. Teknik görüşmeler başladı. Görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik süreci, personel eğitimi, bakım programlarının nasıl uygulanacağı başta olmak üzere birçok teknik ayrıntı masada olacak. Teknik görüşmeler 3 hafta sürecek. Almanya'nın onay vermesi halinde Türkiye ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Sürecin ileriki aşamalarındaysa bu sayı 40'a tamamlanacak. Eurofighter savaş uçaklarının tedarik edilmesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez aktif faz dizimli radara sahip uçaklar girmiş olacak.
Ehliyetini yenilemeyenler ekran başına diyelim değerli izleyenler. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık. Yenileme için verilen süre daralıyor ancak 6 milyondan fazla vatandaş hala ehliyetini yenilemedi. Yeni yılda eski ehliyet geçersiz olacak. Eski ehliyet kullananlar yaptırımlarla karşılaşacak. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için zaman daralıyor. Son tarih 31 Aralık 2024. Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler cezai yaptırımlarla karşılaşacak. Eski sürücü belgelerinin yıl sonuna kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. 1 Ocak 2016'dan önce verilen ehliyetler geçersiz sayılacak. Vatandaşlar yeni yılda eski belgeleriyle trafiğe çıkamayacak. Aksi halde Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. 31 Aralık'a kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyenler ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek. Bu tarihe kadar belgelerin yenilenmesi için ödenecek bedel 15 lira. Ancak yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemeyenler indirimli tutardan faydalanamayacak. Yeni tip sürücü belgesi için bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 27 milyon 803 bin kişi başvurdu. 6 milyon 264 bin kişi ise henüz ehliyetini yenilemedi. Son dönemde artan şiddet ve taciz olayları, internet üzerinden gelen tehlikeler. Peki tüm bu tehditlerden çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Zeliha Bedir haber ötesinde uzman konuklarına sordu. Profesör Doktor Ali Bozkurt ve siber güvenlik uzmanı Alican Göktepe Kanal 3 izleyicileri için yanıtladı. İnternet üzerinden gelen tehlikeler, evden okula, sokaktan iş yerine kadar çocukları bekleyen tehditler, çocuklar teknolojiyi nasıl kullanmalı, aileler nasıl denetlemeli? Tüm bu sorular Kanal 3 ekranlarında Zeliha Bedir'le haber ötesinde masaya yatırıldı. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ali Bozkurt'la siber güvenlik uzmanı Alican Göktepe anlattı. Anne ve babanın çok yoğunluklu çalışma durumlarında söz konusu olduğu zamanlarda ne yazık ki çocuklarını belli tabletle ya da uygulamalarla aslında oyalıyor oluyorlar. Bunu kontrollü bir şekilde yapması gerekiyor. Belli bir yaşa kadar aslında ellerini bulundurdukları tabletleri, telefonları, bilgisayarları düzenli olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Sürekli kontrol altına tutabilirler. Velilerin yönlendirmiş oldukları programların kullanılması ve ellerinde bulundurdukları cihazları da düzenli olarak takip etmeleri, kontrol etmeleri ne yazık ki şart. Çocuklar teknolojiyle yakınlaştıkça tehlike büyüyor ve aile müdahil olamaz hale geliyor. Belli yazılımlar ve belli uygulamalarda kit yani çocuk bölümleri var. Çocuklar geliştikçe, çocuklar büyüdükçe, teknoloji geliştikçe çocukların da daha farklı programlara yöneldiğini ve orada oyun oynadığını, paylaşımlarda bulunduğunu vesaire görebiliriz. Burada aileler yeterli, o programlar hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. İnternet üzerinden oynanan oyunlar, filmler ve diğer içerikler çocukların kişiliklerini de yakından etkiliyor. Öfke sahibi bir evladımız var ve hiç bilmeyeceği yöntemleri bir yerden empoze ediyorlar. Bunun içerisinde işte bu son örnekte gördüğümüz gibi garip bazı tarikatvari bir takım örgütlenmeler olabiliyor. Bazı oyun programları, bazı çeşitli sosyal medya programlarının bunu teşvik edici özellikleri olabiliyor. Bunun sonucunda kişiler kendilerini ifade etme biçimlerini farklı yerlere taşıyabiliyorlar. Kişilik yapısı da buna çok müsait. Antisosyal kişilik dediğimiz şiddete meyilli kişilik organizasyonda olan bireylerde bunun yanlış yere evrilmesi sonra da böyle anlamsız, akıl almaz, insanın doğasına çok uygun olmayacak ve başka insanların sınırlarını ihlal edecek sınırsız davranışlara doğru bir yönlenme söz konusu olabiliyor. Peki bu tehlikelerden çocukları uzak tutmak için aile nasıl yaklaşmalı? Şimdi burada mesele aslında dünyanın her alanında olduğu gibi yasaklamayla özgürlük arasındaki dengeyi nerede koruyacağımız meselesi. Tüm şiddet durumlarında mutlaka tarafların sakinleştirilmesi ve ondan sonra gerekenin yapılması lazım.
Dün akşam Fenerbahçe Efes Pilsen basketbol maçı vardı. İki oyuncu bir şekilde birbirlerine girdiler ve yumruklaştılar. Hakem ne yaptı? İkisini de diskalifiye etti. Evet, çözüm böyle olmalı değil mi? Evet. Kesin ve net. Kesin. Dünyada saç ekimi deyince akıllara Türkiye geliyor. Şimdi bu başarıda bir adım daha öne geçildi. Türk akademisyenler saç ekiminde çığır açan cihaz üretti. Bu cihaz sayesinde kelliğe çözüm bularak hatalı çalışmalarında önüne geçilecek. Saç ekimi denilince akıllara Türkiye geliyor. Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri saç ekiminde TÜBİTAK destekli cihaz üretti. Yapay zeka destekli cihaz saç analizi yaparak doktorun doğru sayıda ve nitelikte saç kökü çıkarmasını sağlıyor. 360 derece saç analizi yapabilen sistem Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi tarafından tescillendi. Bu cihazı geliştirmek için 7 yıl çalışıldı. Yapay zeka destekli bir robotik sistem geliştirdik. Bu sistem temel olarak aslında saç ekimi öncesinde kafayı tarayarak kaç tane kıl kökü var, bu kılların sayısı kaç adet, kılların kalınlığı ne gibi analizler yaparak doktora aslında saç ekimi sırasında kullanabileceği bir analiz veriyor. Doktor bu analizi kullanarak saç ekimini planlıyor ve böylelikle saç ekimi süreci daha kontrollü ve subjektif değerlendirmelerin dışında objektif bir kriterle gerçekleştirilebiliyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağladı. Cihazın İstanbul'da kullanıma açılmasıyla dünya genelinde de ihracatına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda üretiminde taklit ve taşış yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi de balı arısız üreten firmalar deşifre oldu. İşte o firmalar. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Tek tırnaklı hayvan etleri, domuz eti derken şimdi de arısız sahte bal üretildiği ortaya çıktı. Uzmanlardan sahte bal uyarısı geldi. Bir zincir markette satışta olan bal markasının arısız bal yöntemiyle üretildiği ortaya çıktı. Peki gerçek balı nasıl ayırt edebiliriz? Bunun için 5 yöntem öne çıkıyor. Etiket kontrolü, akışkanlık testi, kristalleşme, kağıt testi, koku ve tat testi. Bu testler sayesinde tüketiciler sahte balı ayırt edebiliyor. Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgıda.tarımorman.gov.tr adresinden ürünlerinde sahtecilik yapan firmaları güncel olarak takip edebilecek. Artık evimizde sofra kurarken de yemek için dışarıda bir lokantaya giderken de birçok kez düşünmemiz lazım efendim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünler incelemelerinde restoranlardaki etten alkol çıktı. Köftede domuz eti, sucukta sakatat, salçada boya. Sofraların olmazsa olmazı gıdalarda ortaya çıkan hileler vatandaşı tedirgin etti. Evet. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri arttırdı. Her gün hileli gıdalar listesini güncellemeye başladı. Restoranlardan market raflarında yer alan pek çok gıda maddesine kadar hile tespit edildi. İsimleri açık açık ifşa edilen bazı restoranların at, eşek, domuz eti kullandığı ortaya çıktı. Antalya'da iki farklı restoranda kokoreç ve kebapta alkol tespit edildi. Hileli ürünler listesinin başını ise lahmacun çekti. Harcında kıyma değil sakatat kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf da kara listeye girmiş, et ürünlerinde domuz eti olduğu ortaya çıkmıştı. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş suskunluğunu bozdu. Ben garip bir kuşum. Yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, ancak iyiler her zaman kazanır diyerek kendini savunmuştu.
Anadolu'nun dört bir yanından seyrine doyum olmayan sonbahar manzaraları görüntülendi. Sivas, Bursa ve Osmaniye görsel şölenlerden oluştu efendim. Manzaralar ülkenin her köşesinden ziyaretçi akınına uğradı. İşte o doğa harikaları. Sonbahar mevsimi Türkiye'nin güzelliklerini bir başka boyuta taşıyor. Sivas'ta bulunan Dipsiz Göl Şelalesi, Bursa'daki Su Uçlu Şelalesi ve Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Milli Parkı bu dönemde göz kamaştırıcı manzaralar sunuyor. Serin suların yaklaşık 50 metre yükseklikten döküldüğü şelale muhteşem görüntüsüyle ziyaretçilere huzur veriyor. Göz kamaştıran doğa harikası alanlar bu mevsimde ziyaretçi akınına uğruyor. Sizin de gördüğünüz gibi yani çok güzel, manzarası muhteşem. Dinlenmek için gelinebilecek en güzel yerlerden birisi. Bahara doğru tamamen bir renk cümbüşü oluşmaya başlıyor. Sonbahar manzaralarını görsel şölenleri ekranlara getirdik değerli izleyenler. Bu haberimizde de bültenimizi burada noktalıyoruz. Saatleriniz 18.30'u gösterdiğinde Kanal 3 ekranlarında buluşalım. Mutlu günler efendim.